Ölüm oranları Türkiye'de 2014 yılı son geçmiş yıla ait 648 kişi bu madde kullanımına bağlı olarak ölmüş durumda. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Vardar düzenlediği basın toplantısında hükümetin tütün ve alkolle mücadelede özellikle fiyat politikasının yüksek olmasının doğru bir karar olduğunu söyledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Profesör Doktor Erdal Vardar, Türkiye'de 2014 yılı son geçmiş yıla ait 648 kişi bu madde kullanımına bağlı olarak ölmüş durumda. Ciddi bir artış söz konusu. Bir yıl önceki veriler yanlış hatırlamıyorsam 250 civarında olması gerekiyor. Yani 2 kattan 3 kata doğru bir artış söz konusu Türkiye'de. Bu rakamın ciddi bir artışı söz konusu dedi. Ciddi bir artış söz konusu. Bir yıl önceki veriler yanlış hatırlamıyorsam 250 civarında olması gerekiyor. Yani 2 kattan 3 kata doğru bir artış söz konusu Türkiye'de. Bu rakamın ciddi bir artışı söz konusu için 2013 verisi daha da düşük. Yani böyle bir son yıllarda patlama var. Son yıllarda bağımlılık oranlarında ve madde kullanımında ölümlerde patlama olduğunu söyleyen Profesör Doktor Vardar, bunun böyle olmasının nedeni bonsai diye adlandırılan müsantetik esrar türevinin son yıllarda Türkiye'de ciddi şekilde kullanılıyor olması kabul edilebiliyor dedi. Bunun nedeni, böyle olmasının nedeni de bonsai diye adlandırılan bu sentetik esrar türevinin son yıllarda Türkiye'de ciddi şekilde kullanılıyor olması kabul ediliyor. Buna bağlı ölümler ciddi şekilde artıyor. Bizim de karşımıza çıkmaya başladı. Evet, ülkeler uyuşturucuyla mücadele konusunda tedbirler alıyorlar ve hayata geçiriyorlar ama buna rağmen uyuşturucu sorunu devam ediyor. Bu tabii insanlığın tarihi kadar eski bir sorun. Yani gelecekte de sorun olmaya devam edecek. Bu açıdan uyuşturucu kullanımını, uyuşturucu sorunlarını tamamen kontrol altına alabilmiş veya bu konuda başarı sağlamış bir ülke söz konusu değil. Ülkemiz açısından en çok kullanılan maddeler tütün, alkol ve 3. sırada bonsai, sentik esrar ve esrar türevlerinin geldiğini belirten öğretim üyesi Vardar, sigara ve alkolün de ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade etti. Hükümetin tütün ve alkolle mücadelede özellikle fiyat politikasının yüksek olmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen psikiyatri anabilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Vardar, madde bağımlısı kişilerin üniversite hastanesi bünyesindeki Ametem'de tedavilerini yaptıklarını dile getirdi. Evet, mücadele etme konusundaki almış olduğu bu kararlar doğrudur. Özellikle fiyat politikasının yüksek olması iyi bir politikasına yardımcı olmaktır. Özellikle gençler veya sorunlu içici diye tabir ettiğimiz kişiler alkolü bol buldukları zamanda veya ucuz buldukları zamanda yüksek oranlarda tüketme eğilimi gösteriyor. Vardar şöyle devam etti. Madde kullanıcıları bu maddeleri genellikle ergenlik yıllarında kullanmaya başlıyorlar. 15-25 yaş civarında maddeyle tanışıyorlar ve bu ilk tanıştıkları madde genellikle tütün oluyor. Ardından hızlı bir şekilde diğer maddelere, işte alkol, esrar, bonsai gibi maddelere geçiş söz konusu oluyor. Ve bunlar madde kullanma nedeniyle bulundukları aile ortamı, sosyal ortamdan yine dışlanıyorlar. Bunun çözümü ise bu kişileri topluma kazandırmak olarak düşünüyorum dedi. Bu sentetik esrar ve esrar türevleri geliyor. Bütün dünyada aslında bu böyle. Bu sıralama bizim ülkemizde de aynı. Tütün, alkol ve ardından da esrar ve esrar